Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün saat 8.30. Annemin bugün randevusu vardı ve biz bugün hastaneye gidiyoruz. Trafik şurada bir şey oldu. Ben buraya gelmişken bir açılış yapayım dedim. Bugün annemin, Fatma Hanım da göğüs doktoru, nefes doktorumuzda randevusu var. Onun için hastaneye gidiyoruz. Dedim, şurada bir şey oldu herhalde. Durmuşken size bir açılış yapayım dedim. Ondan sonra devam edelim. Hastanede geçecek gibi günümüz. Tabii Arçelik servis de beni birkaç defa aradı. En sonunda cevap verebildim. Hastaneye gittiğimizi söyledim. Gelenler de geçenler de bakıyor, bu kadın durmuş ne yapıyor, ne yapıyor. En fazla internetten biriyle görüştüğümü düşünüyordum. Şimdi yola devam edelim. Muz kaç ha? Muz 50. Ay, vallahi yoruldum. Neden yoruldum? Vallahi ayıklarken yorulmadım. Bir su lastiğini açmak bu kadar zor olmamalıydı benim için. Su lastiğini açana kadar yoruldum arkadaşlar. Ana suyu açtık. Yukarıdan açalım dedim ya, açmadım değil. Tamam, açma. Sonra açarız. Ha, biz ayaktayken açsak iyi olmaz mı be canım? Merdivende. Arabadan inmeden sana söyledim onu açmamız gerektiğini. Dışarıda ayıkladım arkadaşlar yavaş yavaş. Burada 12 bal. Islanağım var. Çamurlu, tozlu, kumlu, çeşit çeşit. Her çeşitten bir tane çıktı derler ya. Şöyle azıcık çamurundan kurtardığımı sandalyenin üstüne atayım da biraz temizlensinler. Yoksa böyle olmayacak. Şöyle şöyle. Bir dayanırsınız. Sen o suyu yukarıdan aç ki gece gelmesin başımıza aynı şeyler. Banyo yapıldı. Su azaldı çünkü. Evet, gördüğünüz üzere burası böyle. Gördünüz. Ben tekneyi de arıtmaya kalksam. Ümit, açacak mısın o suyu? Ne zaman açtın? Akşam. Ha? Hangi yukarıda? Pırasaların bir kısmını anne dolaba koydum. Böyle poşetin içine koydum. Bir de çıkaralım. Şimdi gidin ana suyu kapatayım.
videomu editlerken. Çok video çekmemişim. Pazara gittim. Pazardan golyandıra, roka, ıspana, turp, portakal gibi bir şeyler aldım. Evin dışarıdan gece görünümü diyelim biz buna. Alışverişimi yaptım, geldim, çekemedim gerisini. Bir an önce hemen ayıklamaya başladım, yıkamaya başladım. Kaç su yıkadım bilmiyorum ama çok yıkadım. Çok yıkamak durumunda kaldım. Şimdi de ana suyu kapatalım. Depomuz dolduysa kendiliğinden yukarı çıkıyor. Motorun çekmesine gerek yok. Ne oluyor? Dur bakalım. Kapattım. Yukarı su çekiyor ve gece sanırsam topla ilgili de problemimiz var. Oh, hava güzelmiş ya. Akşam yürüyüşlerine mi başlasak, ne yapsak? Dediğim gibi ıspanaklarımı yıkadım. 6-7 yıkadım. Yıkadım, döktüm. Ondan sonracığımı ısladım. Süzüldü. Köklerini ayrıca kestim, kestim suda, sirkeli suda. Ay, kaynak sudan geçirdim. İlk kullanım için böyle ayarladım. Ay, sarı papatyam. Melinciğimin bana geçmiş olsun hediyesiydi bu. Bu da komşunun su motoru herhalde. Oh. Nanelerimi de bunun altına koymuştum. Canlansın diye suya koydum. Ama içeri alacağım herhalde. Ya da şöyle mi koysam, sabah orası güneş alır, şurası geç güneş alır. Şuraya mı bıraksam? Kediler mi gelir? Dışarıda güvenemiyorum hiçbir şey. O yüzden kasayı koymuştum. Ben gene de içeri alacağım bunu. İçeri alacağım. İçeri ılık buzluğa koyarım belki, bilmiyorum. Evet, evin içi ılık ama buraya koyacağım. Ne yaptık? Bugün çok temizlik yapamadım evde. Burayı böyle annem için çarşafladım. Kirliler burada. Gidip kuracağım. Sabahleyin asarım kurusun. Evet, bunlara ne yapalım? Canlanıyor gibi ya. Biraz da su mu fışkırsak üstüne? Anne, onu 2 dakika sesini kısabilin. Ameliyat yapacağım ben. Naneler de çok güzel görünür arkadan. Güzel yurttan dalından kopardığım limonum. Merak ettim içi nasıl. Diklemesini kesmeden önce normal şuradan açacağım. Ondan sonra da portakal soyma yöntemi var ya. Öyle yapacağım. Ay, mis gibi koktu. Sen ne çıkar anne bunun içinden? Daha önce 2 dilimli benim bir mandalinam vardı. Facebook'ta yayınlamıştım o zaman. YouTube'um yoktu. Ay, bakar mısın? Muz gibi. Dur bakalım daha ne çıkacak. Ay, dilim bile yok içinde. Ay, ay, bakar mısın? Muz gibi. İçinde keseceğim, yani dilim var mı merak ettim. Bir şöyle halka halka görebilmek için. Kesinlikle dilim yok arkadaşlar içinde. Sadece bir dilim, muz gibi yani. Muzun bile göbeği var, bunun yok. Hiç. Daha önce dediğim gibi benim Facebook'umda vardı, şöyle 2 dilimdi, belliydi. Bunda yok. Tadına bakacağım. Bu kadar, her şeyin testini yaptık. Tadım testini de yapmak istiyorum. Zaten o gün de çok güzel kokmuştu bana. Bahçede dolaşırken oruç olduğum için mi neydi? Dokunduğumda yapraklar bile çok güzel kokuyordu. Limon da çok güzel kokuyordu.
Bugün kim sabahtan programda tuzlu limon yedi ya? Hmm. Çok canım çekti o zaman da. Evet ekşi. Ekşi tadı soğandan geldi. Tatlı bir ekşi. Ama ekşi. Sana da vereyim mi anne? Tuzlayayım da vereyim. Muzun yarısı kalsın. Yarın yemek isteyen olursa. Ercan geldi. Ercan'ın çayına koyarız. Ne güzel olur da kız anne. Dilim keserdik bunu Ercan'ın çayına. Ha? O şey yapıyor ya. Yok ben bunu yiyeceğim. Ercan'a başka limon keseriz. Tuzsuz yedim vallahi. Evet. Limonu da araya vermedim. Yedim. 3 parça kabuk çıktı. Bu da böyle. Bana afiyet olsun. Sizin gözünüzün önünde bir limon yemiş oldum. Birinde canı çekerse vallahi alacak kesecek bir limonu yesin.